Toplumun bazı kesimleri tarafından dışlandıklarını ve hor görüldüklerini iddia eden romanlar düzenledikleri anma programıyla Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okuttu. Mahalle meydanında toplanan romanlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Atatürk ve tüm şehitlere dualar armağan etti. Erkan Göçer yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi. Silah arkadaşlarına, polis şehitlerimize ve asker şehitlerimize etkinlik yaptık. Bizleri Selanik'ten getirdiği için Atatürk'ümüze Cane Gölü'nden teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde, Atatürk'ün sayesinde biz Müslümanlığın tadını yaşıyoruz. Onun sayesinde bu insanlar Müslümanlığın tadını tekrar yaşıyorlar. Buradan Selanik'ten gelmeseydik biz, bizim isimlerimiz, büyüklerimizin, dedelerimizin neleri, Pirko, Nanışko, bilmem şeyler geldi yani. Bak şimdi Hasan, Hüseyin, Mehmet, Şaban, Niyazi olduk. Mahalle halkından Ömer Gezginci de biz romanlar birbirimizi çok seviyoruz dedi. Seviyor. Biliyorsunuz bazı yerlerde dışlanıyor romanlar. Vallahi biz bunlardan bıktık artık. Biz 1923'te Selanik'ten Samsun'a geldik. Biz geldiğimizde Samsun'da Allah'ın bir kulu yoktu. Bizim büyüklerimiz Arp olayından korktular, hepsi bir araya yanaştılar, bir araya geldiler. Her ki bugün biri gidip de bir Çiftlik'te bir yer almış olsaydı, bir Atakum'da, işte bilmem bir dere bahçede, bunu Samsun'un en büyük zenginleri romanlar olurdu. Fakat Arp'tan geldikleri için hepsi korktu, hep iç içe girdiler. Mahalle halkı yapılan duaların ardından Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından tüm mahalleli ayağa kalkarak tek bir ağızdan coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'nı okudu.